Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş. Yetici TV, teşekkürler, iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben İsmail Kısaoğlu. Bu videoda size Enütü ISO adlı programın hem kurulumunu hem de kullanımını anlatacağım. Enütü ISO programı ISO dosyası yaratmanızı ve ISO dosyalarını açmanızı sağlar. Ben programın kurulumunu indirmiştim. Çift tıklayarak açıyorum. Yönetici olarak çalıştırdım. Dili İngilizce seçin. Program açıldığı zaman Türkçe olarak açılıyor. İngilizceyi seçtim. İleri dedim. Sözleşmeyi onayladım. İleri dedim. Kurmak istediğim yeri soruyor. Buradan browse diyerek istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Ama oraya kurulsun. Ben o yüzden böyle bırakıyorum. İleri dedim. İleri dedim. Masa üstüne kısa yol oluştursun. Burası da işaretli kalsın. İleri dedim. Ve yükle dedim. Şu anda yükleniyor. Evet arkadaşlar, programımızın kurulumu bitti. Gördüğünüz gibi. Buradaki seçenek seçili bıraktım. Çünkü finish dedikten sonra program açılsın. Gördüğünüz gibi programımız açıldı. Kısa yol da buraya geldi. İlk önce bu program ile ISO dosyalarını nasıl çıkartacağınızı anlatayım. Gördüğünüz gibi program sadece 3 sekmeden oluşuyor ve Türkçe geldi. Buradan tabi arayüz dilini yeniden değiştirebilirsiniz siz. Ben Türkçe'de bırakıyorum. Şimdi benim daha önceden oluşturduğum bir ISO dosyası var, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu açacağım. Görüntü içeriğini çıkart. Yani ISO'yu dışarıya çıkart oluyor. Görüntüyü aç diyoruz. Yani ISO dosyasını seç. Masa üstünden 1. ISO adlı dosyayı seçtim ve aç dedim. Klasörü çıkart. Nereye çıkartmak istediğimi soruyor. Yine masa üstüne çıkartsın. Bir extractor diye bir isim koymuş kendisi. Tamam, çıkart dedim. ISO görüntüsü birden çok dosya sistemi var. Lütfen çıkartmak istediğinizi seçin diyor. Evet, bunu da çıkartsın. Tamam dedik. Ve gördüğünüz gibi bitti. Çift tıklayarak açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde bir tane not var. Bunu da ben oluşturmuştum. 1.iso not açıyoruz. ISO dosyasını açmışsın yazıyor. Gördüğünüz gibi ISO dosyasını bu şekilde açabiliriz. Siliyorum bu dosyayı. Şu anda gerek kalmadı. Şimdi ise nasıl ISO dosyaları yapabiliriz ondan bahsedeyim. İkinci sekmemizde CD DVD ISO'su yap var. Yani belli bir diski takıp onu ISO yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda bende Auto CD isimli bir disk takılı. Bunu seçtikten sonra hedef görünümü, yani ISO dosyasını nereye çıkartacağını seçiyorsunuz ve ISO yap dedikten sonra o diskinizi size ISO olarak çıkartıyor. Ben şimdi klasörü ISO yap sekmesine geliyorum. Ben belli bir klasörü ISO yapacağım şimdi. Hemen yeni bir klasör oluşturuyorum masa üstüne. İsmi 2. ISO olsun. İçine giriyorum ve bir not defteri oluşturuyorum, metin belgesi. 2. ISO not yazıyorum ve bunu açıyorum. İçine ISO oluşturuldu. Oluşturuldu yazıyorum ve kaydediyorum, kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi klasörümüz burada. Şimdi kaynak klasörü istiyor. Yani dönüştürmek istediğimiz ISO klasörünü istiyor. Masa üstünden gördüğünüz gibi 2 ISO'yu seçtim. Daha sonra hedef ISO dosyası, yani dosyayı nereye çıkartmak istediğimizi soruyor. Ben masaüstü seçili yine de seçmek istedim. Burayı yine de seçmek için ISO dosyası seç diyebilirsiniz. Masa üstüne kaydet dedikten sonra bir tabi isim istiyor. 2.iso diye isim verelim. Kaydet diyelim. Bir etiketi, bu zaten ismiyle aynı şey. Tamam dedik, ISO yap dedik gördüğünüz gibi ve işlemi çok kısa bir sürede gerçekleştirdi ve gördüğünüz gibi ISO dosyamız buraya çıktı. Siz de bu program sayesinde hem ISO dosyalarınızı açabilir hem de ISO dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu programla ilgili bilgilere videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.